Herkese selam. Prison Architect'te 20. bölüme gelmişiz. Yani 20 bölümdür. Ben 20 bölüm çekeceğimi hiç düşünmedim ama hep hep birlikte oynuyoruz bu oyunu. Ee, Yunus Pro <laughs> hiç, hiç çok iyi abi. Yeni aboneyim demiş. Sağ dostum. Gerçek oyuncu e, çeşitli önerilerde bulunmuş. Abi Akademiya School Simulator oynar mısın? Prison Architect gibi. Akademiya School Simulator. Yani Bilmiyorum, bakarız. O ilgimi çekerse, oynamaktan zevk alırsam oynayabilirim. Demiş ki, abi görüşme odasına bir adam yetmez bence. Birazcık da adam sayısını arttır. Görüşme odasına bir de oradan odasına giderken mahkumların koridorda köpekli devreye koy. Hmm. Uyuşturucu ve alkolü anlar. Ayrıca güvenlik kamerası koy. Koyduysan da sayısını arttır. Sıfıra yine abi dediklerimi yaparsan. Olabilir. Yani buraya e, köpekli devreye koyacağız. Koyalım. Kaç tane köpeğimiz var? Ee, bir tane daha köpek alalım bari. Bir dakika. Gerçi var fazladan da bir tane daha alalım. Kaç? 3, 5. Buraya birkaç tane daha şey koyalım. Bir dakika. Köpek Şey koyalım şöyle. Bunda neresi düz neresi şey anlam veremiyorum ki. Peki böyle koyalım. Ee, şimdi personel diyorum. Yerleştirme pardon. Guardian. Buraya iki tane pardon tövbe tövbe gardiyan iki tane gardiyan atadık buraya tamam mı buraya da devri atıyorum köpekli devri atıyorum bir dakika madem öyle şöyle bir köpekli devriye şuraya kadar iki tane de köpekli devriye atacağım buraya şöyle hadi bakalım Dediğini uyguladım ilk e, şey uyguladım ilk öneriye uyguladım ikinci öneriye bakalım neymiş Yetiştiğini satmak Yemek yapımına kullanmak parasını çıkarırsan daha karlı olur satmak yerine ya, Satmamın sebebi görev var onun için satıyorum Onun dışında koyabiliriz şeye yani şu sol tarafta bak bir hibe var Bitirince üretim fazlası hibesi 10.000 şey alacağım Dolar alacağım Artık ortak dışlar çağdaş Dışlar çağdaş değil bence her odanın kendi banyosu olsun. Ortak dışlar. O ne lan? <laughs> Biraz temizlikçi al 4-5 tane. Evet doğru söylüyorsun. Kaç tane şey alalım. Nerede? Hadem alalım. 1, 2, 3, 4. Aynen temiz. Temiz olsun hapishanemiz. Dışarıdaki metal dedektörü hemen oraya bir polis koy abi. Dışarıdaki metal, metal dedektörün oraya. Hangi dışarıdaki metal dedektör lan? Burada var zaten. Burada. Burada da var zaten. Görüş odasında odasında devreyi koymayı unutmuşsun. Oraya da koy abi. Kantine üç tane gardiyan koy abi. Emniyetsiz. Tamam. Peki. Seni dinliyorum ve buraya da yerleştiriyorum gardiyan. 3 tane de gardiyan koydum kantine. Şimdi arkadaşlar bu bölümde biliyorsunuz ki şey istedim ben özellikle bu isp, ispiyoncular yani öldürülecek olan kişiler için ayrı bir bölge olsun istedim ee, onu bir şey yapacağım onu bir halledeceğim tabi e, görüyorsunuz aynı saatlerde yemek yememeye gayret ediyorlar elden geldiğince Tabii metal detektörü falanı filanı bunlar uğraştırıyor bunlar normal şimdi ee, şöyle yapacağım. Buraya da kapı koyacağım. Şöyle bir tane kapı. ve kapı. Şimdi buradan şey var. Ee, buraya çift kapılı şey koyuyorum. Ve duvar koyuyorum. Burası biraz düzene gelsin. Çok dağınık burası. Bir de şuradaki şu planı da. Şu planı da kaldır abi buradan. Kafam karıştırdı benim şimdi. Evet Görüyorsunuz iç taraftaki yolları e, mozaik falan yapıyorum ediyorum. Buradaki şeyler niye? Şöp at Evet i̇şte Burası şey Kalabalık baya Geçişler falan o yüzden Hal ile bir tık böyle şey oluyor Burada ne olmuş bu ne? En az bir kapı arkasında diyor Burası burada bir bug var ha ben size söyleyeyim Bu beni sürekli şey yapıyor Avlu bu avluyu koyalım böyle. Bu avluda bir problem yok ya. Evet minimum ölçü. Allah Allah bu kapı muhabbeti nedir ya onu anlamadım ben yani. Bunu kaldır. Bu mu acaba? Gardiyanla mı alakalıydı acaba? Allah Allah. Şunu şunu kaldır şöyle. Burada varsa her bir şey. Kaldır. Allah Allah. Enteresan. Ah bak şu an oldu. Değişik gerçekten ya. Çok değişik evet. gördüğünüz gibi bir şey yok. Yakın zamanda şey satacağız. Muz satacağız. Muz bekliyoruz. 51 saat kalmış muza. Hep sürekli şey geliyor. Evet burada köpekli devriyeleri koyduk buraya. Elden geldiğince. Oh evet. Sürekli tuğla muğla arıyoruz. İyice paramız azaldı yani. Baya para problemi yaşayabilirmişiz gibi de bir hissiyat var. Şimdi bu buraya gelsin bari ne yapayım. Aynen. Bu buraya gelsin şöyle buradan bir bağlansın şuraya. Ve şöyle gelsin. Buraya elektrik lazım olacak. Buraya koyduk böyle. Daha büyük bir hapishane zamanı geldi arkadaşlar. Ama tövbe şey Allah yanlış da yanlış şeyler söyleyip duruyorum ya. Daha büyük bir kantin vakti geldi çünkü çok fazla şey var. Burada çok ciddi bir şişme oluyor. Daha doğrusu böleceğim şeyleri yani. O yüzden buraya bir kantin yapıyorum. Ve bir de e, mutfak yapıyorum. Şöyle. Buradaki mutfak şeyi boyu yeterliydi sanırım. Buraya bir mutfak. Tamam mı? E, burası mutfak oluyor. Kapılar. Personel kapısı oluyor. Şöyle. buradan açılsın. Bu da buradan buraya açılsın. Odalar diyelim. Mutfak. Buraya şöyle bir mutfak ve e, kantin. Buraya büyük bir kantin çünkü çok fazla mahkum var. Ne oldu? Tabii yetmiyor bu arada. Şeyimiz de duşumuz da yetmiyor. Şeylere. Hepsi duş alamıyor şu an yani. Ne oldu ki burada? Bir şeyler oldu gene. E, sizde ne var? O şeftaliler çıkmış. Satalım şeftalileri. Malzeme sat. Bir dakika nesneler. Sat. Nesneyi sat. Kaç edecek? Güzel 2100 etti. Güzel para. O muzlar geliyor. Her an gelebilir muzlar. Evet. Şu an işçilerimiz çalışıyor. Tabi ilk girişimiz biraz kalabalık olduğu için aynı zamanda. Evet gördüğünüz gibi görüş alanında oldukça şeyiz. Tedbirliyiz, tecrübeliyiz yani. Elden gelince. Tabi çalışmaların bitmesini de bekliyoruz aynı zamanda. Umarız biter çalışmalar. Bu şu muzlar kaç saat kalmış? Bu muz bitmiş mesela. Buraya aç kilidi. Elektrik durumumuz ne? Daha inşaatlar yapılacak. Personel sayımız mı az? Yani 23 tane işçi var zaten. Hadi 2-3 tane daha gelsin. Buyurunuz. Gardiyan da mı alsam acaba? Peki gardiyan da alayım birkaç tane. Çünkü bakın Yoruluyor gardiyanlar. Peki gardiyanların bir isteği var mı? İhtiyaçlar, personel ihtiyaçları, yiyecek sıkıntı yok ya, hallediyorlar işte yiyecekleri. Ama tabii çalışmıyor şeyler ya. Yani Buradaki spor salonunu da kaldıracağım ya. Burada kullanılmıyor bu duş yapayım burayı da daha geniş bir duş olsun. Şuradaki nesneleri sökelim ne varsa. Işığı değil de. Işığı değil. Bu nesneler sökülsün. Bu duvarı da yıkalım şöyle. Şu da söküyorsun. Bu Duş olacak burası. Şuradaki odayı da temizleyelim abi. Tabi bu hapishanenin şu anki haline gelmesi adına biz bayağı cebelleştik. İlk bölümleri izleyen arkadaşlar biliyorlardır. Bayağı cebelleştik yani hani öyle böyle değil. Diyorsunuz ki zor hayat. Oh yataklar mataklar. Havalarda uçuşuyor. Bakalım bir son 24 de nereden alındı? Son 24 saat içerisinde 100 saat önce güzel. Son 7 gün içerisinde daha doğrusu son 24 saat içerisinde herhangi bir şey yok. O ispiyoncu var burada evet. Gizli muhbirimiz var. Şimdi şunu bir alalım. Aa bak bak bak. Görüyor musunuz bak. Öldü işte. Gammazcı olduğu için öldürüldü. Maalesef adamın yaşamını ayıramadan öldürüldü herif. Nerede? Gidiyor. Buraya gidiyor. Bu yeşil. Benim şu sarıları alıp bir şekilde uzaklaştırmam lazım ya. Akkum. Ramon baby puncher. Çantaj yapma yüzünden. 11 yıl hüküm giymiş. Öldü ama kaybettik onu. Kaç tane şeyimiz kaldı? Ha bu arada bir dakika. Ee, son bir şeyimize bakalım. İstihbarat, tehlikeler, muhbirler. Evet. Durum ne? Bak dengesiz dövüşçü. İspiyoncu. Gurme. Bir daha ispiyoncu bulduk burada. Bir dakika. Şunu bir alalım. Bu sen misin spiyoncu? Yoksa sen misin? Deneyim. Muhbirler ispiyoncu. Evet bu. Bu arkadaşımıza korumalı gözaltı diyoruz. Başka? Muhbirler, tedarikçi, ispiyoncu. İsmi ölecek ha. Türtti, bitkiseler. Evet. Burada bir tane tehlikeli bir adam var. O da çok aman aman tehlikeli değil lere bilime göre baya şey yani hani baya masum diyebiliriz hatta açıkçası. Aa bak bu da ispiyoncu, bu şey buna acil şey yapması lazım. Bunu ölümden kurtarmışız bildiğin. Şimdi e, bu ispiyoncular için hemen ivedi bir şekilde başka bir yere şey döşeyim ben. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu ispiyoncular için ispiyoncular asla ortak alanlara çıkmayacaklar. Ve onları çalıştırmayı düşünmüyorum as aslında baktığınız zaman. Onlar bir tek aileleriyle falan görüşüp edebilirler. Onun dışında oh, muzlar dökülüyor muzlar. Buzlar dökülüyor. Bak %8 şu an. Nesneler sat. Nesneyi sat. Bakalım. %72 oldu. Güzel. Oh. Güzel. Sat. Evet bak 10 binlik hibemi aldım. Şimdi burayı tabi bu kadar çok şeyle kullanmak istemiyorum. Hibelere bakalım bir ne alabilirim hibelerde diye. Çevre makine dostu. Doğa dostu. Hmm. Üretim fazlası. Yani daha var bundan da. Evet şimdi bu şeyi ayarlayacağız. Kendi kendine yetinebileni. Buna doğru gidelim. 10 tane bitkisel gübre satın al diyor. Dur ayarlarız da şu e, ispiyoncuları bir koruyalım ya. Şimdi arkadaşlar ispiyoncular için e, şu hapishanenin şu köşe kısmına e, ufak bir yer açacağım. E, i̇spiyoncular bu tarafta yaşayacak ve geniş alan hani genel olarak şey alanlara çıkmayacak. Herkes e, nedir o? onlar için görüşle alakalı ayrı bir şey oluşturmayı planlıyorum. Onları çalıştırmak istemiyorum açıkçası. Şimdi buradan girdi diyelim. Tamam mı? Böyle bir güvenli olsun diye. Şöyle geldi. İspiyoncular bir koğuşta yaşayabilir onda zaten bir sıkıntı yok. İspiyoncular şöyle bir koğuşta olduğunu varsayalım. Tamam mı? Şöyle bir koğuştalar. Şöyle bir Duşları var. Hatta duşu da içeri al. Aynen. Şöyle bir duşları olduğunu varsayalım. Böyle bir ee, avluları var diyelim. Hatta avlularını dışarı alabiliriz ya. Şuraya bir ufak bir şey avlusu yapabiliriz. İspiyoncu avlusu yapabiliriz. Böyle. Böyle bir avlu yapabiliriz bunlara. Çünkü öldürülüyorlar yani. Ben öldürmelerini istemiyorum. Sonucuma Kantin yapacağız. Şöyle şuraya şöyle bir kantin yapabiliriz. Hatta kantini yukarı yapalım. Şöyle bir kantin yaptık buraya. Şuraya da bakarız duruma göre. Ölüyorlar yani. Ölüyorlar. Ölmelerini istemiyorum. Şimdi buraya şu betonları döşeyelim abi. Gelsin betonlar. Evet otomatik kaydedilmesi tabi uzun sürüyor. Evet. Ve gördüğünüz gibi buraya şey yaptık. Kapılara bakalım. Bir hapis kapısı. Bir tane hapis kapısı. Buraya bir tane kapı. Ee, buraya bir tane kapı. Şöyle. Şimdi şuraya bir tane şey. Aa, nedir o? Personel kapısı. Buraya da bir tane personel kapısı. Hatta oraya personel kapısı gerekmez ya. Buraya bir tane personel kapısı koyalım. Duvarlar böyle. Tamam. Bütün ihtiyaçlarını orada sağlamaya çalışacağım ispiyoncuların. İstihbarata bakalım. Bir son 24 saat içerisinde. Evet görüyorsunuz herhangi bir şey. Bakalım nereden, nereden çalındı. Ne zaman çalınmış? 150 saat önce. Evet güzel. Ya son şeylerde özellikle cep telefonu falan sokulmuş 2 gün önce, 3-4 gün önce. Cep telefonlarını falan nasıl engelleyeceğim gerçekten bilmiyorum ya. Yani zor gerçekten bazı şeyler oyunda. İvedi bir şekilde bu ispiyoncuları şey yapmam lazım benim. Ayırmam lazım bir şekilde. Evet şimdi buraya su düşeceğiz. Zaten suyumuz var burada. Şimdi şöyle oluyor. Burası görüyorsunuz minimum şeyli mahkumların giriş yeri. Şimdi buraya kantin yapacağız. Buradaki kantini bir ayarlayalım. Şimdi büyük masa. Tamam mı? Şöyle olsun. Masa. 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 Bank. 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 Bank 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 evet. Tamam bu yapılsın bir kurulsun bir bunlar. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Bir de çık kalsın. Hı. Hm. Evet. Evet şimdi arkadaşlar burası e, duş. Burası şöyle duş oldu. Nesneleri getirelim buraya. Şuraya gider yapalım. E, duş başlığı şöyle. İspiyoncular için. Gammazcılar için. Gerekli. Su lazım buraya. Ve şöyle bir su döşeceğiz sanırım. Gerekli. Evet. Şöyle koy koyulsun. Evet. Tuvalet gerekecek. Nesneler tuvalet. Evet tuvalet burada. Bir. İki. Buraya değil de. Böyle yapsam daha iyi ya. Evet. Hatta şu oralara da duvar koy şöyle. Zaten koyuş yapacağım için buraya ranza koyacağım bol bol. Böyle bir ran, bak ha, bir ranza, bir ranza, üç ranza, dört ranza, altı ranza, yedi ranza, sekiz ranza. Tamam. Hatta şu ortaya da ranza koyabilirim şöyle. Ha. Evet, buraya da ranza koydum. Ee, hatta ranza koymayayım. Ee, televizyon falan da koyayım buraya. Televizyon. TV. TV. Şuraya bir tane TV koyalım şöyle. Şey mi koydum? Evet, doğru koymuşum. Peki. Evet. Buraya bir gelsinler. Duş başlığı falan da koyulsun buraya. Ne oldu şey? Şeyimiz mi var? Personel. Şunu kapattı ya. Bu anlamsız. Kapı kontrolü sistemi Çok şey. Hatta hani. Gereksiz yani. Kapat. Hatta sök ya sök. Sök onu. Bu kontrol sistemine ihtiyacım yok ki benim. Evet ha bu arada yukarıdaki şu duşu ne yaptık? Buradaki duşu da ayarlayalım. Duş. Duş. Duşu. Evet. Şu duş gelsin şöyle. Ee, nesneler. Duş başlığı şöyle gelsin. Aynı zamanda gider de koyalım şöyle. Hop koyduk. Burada ee, ha pardon tövbe. Bunları kaldır. Ne kaldır? Duş direği. Bir dakika. Öyle duş direği de yapalım. Hatta öyle olmaz da o. Bir dakika. Bir dörtlü mesafeli koyduğumuz zaman yararlı oluyor şuraya koyduğumuz zaman şimdi bak duş başlığı bir hop 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 hayır hop 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 böyle duş başlığı olduğu zaman daha dolu bir duş şey geçiriyor mahkumlar Oğlum gardiyan al ya. Allah Allah. Şu şeyler boş kaldığı zaman sinir bozucu oluyor. Şu monitörleri izlemesi lazım birilerinin. Hadi izleyin şunu. Evet bakın artık Evet şimdi burası şey ya e, Buraya hücre diyelim şöyle Burası hücre Tamam mı? Ya e, pardon koğuş koş. Burası koğuş olacak bir dakika ha. Burası koğuş mu kardeşim? Koğuş bakalım kapat Yedi kapat Kapattık Evet bildiğiniz güzel bir koğuş oldu burası Şimdi bunu buraya aldık. Bunu buraya aldık burası ne olacaktı? Kantin. Kantin. Kantin şöyle. ve kantin. Tamam mı? Buraya ufak masalar koyacağız şimdi. Masa. Masa. küçük bank. 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 Evet. Şöyle. 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 Masa. Masa. Bank. 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 Masa. Servis masası. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi ufacık tefecik içi dolu turşucuk bir kantin ortamı. Şimdi burada da mutfağımız var. Buraya bir şey masası. Buraya ocak. Şöyle içerisi değil mi zaten burası? Sebep? Sebep ne bilmiyoruz. Neyse. Allah Allah çok garip. Duvara, duvar dibine ha, duvar dibine koyulmuyor mu peki? Sorry. Ocağı duvar dibine koyamıyormuşuz arkadaşlar. Böyle bir bilgi. Buraya dört tane şey koyduk. Ee... Devam. Evet yakınlaştığınca şey oluyor. Buzdolabı. Şöyle buzdolapları yerleşsin. 1, 2, 3. Sen de buraya 4. Sonra da çöp kutusu. Şöyle. Buraya. Sen de eviye. Evet. Küçük borular döşenecek. Elektrikler döşenecek buradaki elektrik şeyimiz patlayabilir yalnız abi. Burada bir sıkıntı yaşayacağız. Onu şöyle yapacağız. Buraya bir tane daha şey alalım. Ee, paramız yok ki ama. Paramız yok. Ne zaman gelecekler? 11.032 tane mahkum gelecek sabah. Erken saatlerde. Evet, bakın burada ee, şey var. Muzlarımız var. Yüksek buzlu var. Burası şey ya bizim. E, odamız ya. Peki buradaki malzemeleri satabiliyor muyum? Sat. Nesneyi sat. 182 dinar etti vallahi olsun. Aa bak nereye götürüyor onu? Bakalım. Mutfağa mı götürüyor? Vallahi mutfağa götürüyor. Çok iyi. Güzel. Ee, bunun çalışıyor olmasını beni açıkçası mutlu etti. Bak buraya koydu. Vallahi çok iyi. Yani çalışıyor olmasından emin değildim sadece. O yüzden de şeyim benim. Sebebi oydu yani daha doğrusu. Sabah olsun. Bu arada lojistik sıcaklık yani fena değil yani bir sıcaklıkla alakalı bir şikayet var mı herhangi bir kesimden giyim ilk lüks mola dinlenme personelin ciddi yiyecek problemi var ya bu yiyecek olayını burası yetmiyor bunu nasıl çözebilirim şu tarafa mı şey yapsam acaba bir de şuraya bir tane daha elektrik şey alıp elektrik santrali alıp şöyle tamam mı onu Aynen Şuraya bir tane elektrik... Olmaz. Şuraya. Oğlum Allah Allah. Niye iki tane aldın ya? En iyisi ben şuraya da bir elektrik... Yani kantin yapayım da. Böyle gelsin. Çünkü... E Buraya da bir kapı yapalım yemek yemiyorlar şu an. Personel kapısı olsun burası şöyle. Bunlar çünkü isyan edecek yakında. Çünkü yiyebilecekleri bir yemek yok şu an. Aşçı diyelim, aşçı. Kaç tane daha aşçı alayım şöyle? Aşçılar yetmiyor. Evet şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum Yerleştirme Burada sadece korumalılar Bu kısımda tamam mı Buraya sadece korumalılar geliyor ee, Korumalılarımız nerede Heh, Şimdi bir dakika ee, Yerleştirme diyorum ya Bu neymiş sadece minimum Maksimum güvenlik var mı bizde? Mahkumlarda? Maksimum güvenlik var. O zaman şöyle yapacağız. Kaç tane var maksimum güvenlik? 4 tane var. 6 tane var. Aynen. Şimdi korumalı kaç tane var? 4 tane korumalı var. Korumalılar nerede bu arada? Ona da bir bakalım. Korumalı nerede? Burada. Şimdi buraya bu çok tehlikede. Bunu şu yerleştirme ya yasaklayabiliyor muyum ya? Bir dakika. Özelleştirilmiş bölge. Bak burası. Tamam mı? Orta güvenlik. Maksimum güvenlik. Süper. Ölüm hücresi. Burası. Tamam mı? Evet. Burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Aynen. Burası da aynı şekilde. Ha bir dakika. Minimum güvenliği de ekleyelim buraya. Pardon. Aynen. Aynen. Hayır, hayır Minimum güvenliği çıkar burada. Hı. Tamam. Hatta ne? Bir dakika. Süper maksimum. Şunlar da minimum güvenlik olsun. Evet. Orta olmasın. Aynen. Tamam. Gitsin abi bu şey. Ha bu arada aynen burası da ortaya karışık olsun. Şöyle. Ben çünkü oranın avlusunu istemiyorum orada. Bu şeylerin burada olmaması lazım. Hah elektrik gitti. Daha yok elektrik gitmedi. Pardon. Şimdi burada şu elektrik olayını da çözmemiz lazım. Ee, şöyle yapacağız. Şuradan yukarıya ayıracağım. Tamam mı? Ama ilk başta birkaç tane kapasitör koyalım. Kapasitör. Yardımcı birimlerden kapasitör birkaç tane kap kapasitör yerleştirirsin buraya Bu çünkü ee, ihtiyaçlar, Personel ihtiyaçları Bu yiyecek çecek de sıkıntı oluyor sıkıntı şu an Evet elektrik Daha çünkü elektrik döşemedim buraya ben daha elektrik döşeceğim buraya şunlara Böyle Servis masası evet servis masası gelecek servis masası Servis masası küçük bir tane de şuraya küçük servis masası evet tamam ee, Burası kantin tamam Buraya ayrıca şey yapalım be. Güvenlik kamerası koyalım. Böyle. sen çocuğum. Buraya koy. A param mı yok? E ee, o param var. Niye koymuyorsun? E yatak var burada. Hmm peki. Aynen. Buraya da koy. Görmüyorum çünkü. Ha bir de bir dakika. Buraya da kapı yapmamız lazım tabii ki. Onu da... Unuttuk. Ya da şöyle bir kapı yapalım ki insanlar girebilsinler içerilere. Çıkabilsinler aynı zamanda. Değil mi? Bunu bir yapalım hemen hızlı bir şekilde. Tabii bu e, korumalı mahkumlar artık şey yapıyor. Yiyecek içecek konusunda dertli olacaklar. Çünkü neredesin siz hala? Sen neredesin hala? Oğlum çocuğum. Buralarda dolaşmayın artık ya. Evinize gelin. Buraya koymadık mı biz ya? Yerleştirme. Evet koyduk. Korumalı mahkumları alın şuradan. Bu ne varmış? Şimdi ne cezası varmış bunun? Ah şimdi bir dakika Buraya hemen bir kapı Şöyle Buraya bir kapı Ve buraya da bir de metal Metal duvarları değil Metal dedektörü Metal dedektörü Buraya da aynı şekilde metal dedektörü Hı. Şimdi, Bir dakika Buraya bağlayacağız Bağla Burayı da artık görelim. Ulan bir durun artık be. Allah Allah. İzleyemiyoruz sizin yüzünüzden. Hı, şimdi personel aşçı. Tamam bir ha, para yok. Çok kötü. Nerede benim korumalılarım? spiyoncularım, Mahkumlar. İspiyoncular. İspiyoncular burada güvende. Hmm. Allah burada da şey işlenebilir. Cinayet işlenebilir. Şimdi bunları da e, şeylerden uzak tutmam lazım. Ya bu korumaları ben çalıştırmak istemiyorum ya. Korumalılar e, çalışma olmasın. Şey yapalım. Duş, yemek. Yemeği bir saatte arttır. Avluya ver şöyle. Bunları kitle. Serbest zamanı kitle o zaman. Öyle yapalım. O zaman çalışma serbest zaman. Bu serbest zaman verelim bunlara. Avlu yerine. Onlar kilitli olduğu zaman. Yemek tamam. Avlu. Çalışma kilitleme. Evet. Siz avlu şöyle. Tamam mı? Günde yalnız iki oyun yemek kötü değil mi ya? Bence 3 oyun yemek yapalım onu Heh. Sen de şöyle yemeğe git. Bu da boş zamana gitsin. Bir dakika dur. Çünkü bu normal güvenlikler isyan etmesin şimdi dur. Bunlar burada ya. Bunlar da çalışma şey olsun. Çünkü zaten denk gelmeyecekleri için. Evet. Yerleştirme diyorum. Özelleştirilmiş bölge. Özel erişim neymiş? Aynı saatlerde olmasın, olmasınlar diye uğraşıyorum açıkçası biraz. Burada elektrik şeyimiz var. Peki. Ya gözünüzü sevdiklerim şuradan ayrılmayın ya al al daha fazla şey al. Ne olur buradan ayrılmayın daha kaç tane gardiyan alacağım ya. Şunu sökemiyor musun sök oğlum şunu. Sök lan sök. Sök sök şunu ya. Sök lan sök. Allah Allah ne saçma ya. sürekli bağlantı fan kop duruyor yani. Hmm, çamaşır sepetleri boşaltılamıyormuş. Genişletebiliyor muyum şöyle? Kapıyı şuraya alırız. Bir dakika. Beki duvarı yıkalım. Böyle. Deneyelim bakalım, bir tık ilerletsek şey olur mu diye. Ha su şeyimiz var burada. Suyu da halledelim şöyle. Evet. Şimdi lojistik gıda dağıtımı buradan abicim. Bir dakika, hapishanede değil. gıda dağıtımı ha. Sen buraya bağlanıyorsun ve buraya bağlan. İlla şey mi olması lazım ya? Aynı yerde mi olması lazım gerçekten? Es ya saçma. Peki. Ben şuraya bağlayalım o zaman. Ben. Ben buraya. Aynen siz oraya. Aynen öyle bir uzaklaşılsın bakalım bir Herkes birbirinden uzaklaşsın. Ha bu arada burada bir su sorunumuz var. Şunu da halledelim hemen. Şu, şu su su sorununu halledelim burada. kantine oraya yapardım o zaman Cık. bileydim ha, bilmiyorum neyse oraya ufak bir mutfak yapalım madem Böyle. para yok para para yok yani kaç tane talihimiz oldu Ve 68 tane şey mahkumlu var tahliyeden kaç tane ölümümüz var 22 tane ölüm var personel 25 tane Bu elektrik koyacağız. Para yok para. O, şunları satsam, sat. Nesneyi sat. Kaç para edecek? Güzel. Hiç çok da iyidir. Para paradır yani. Gene mi yeter? Ta tazer alıp duruyoruz maalesef. Evet. Evet neyse ki, aa, şuradaki nesneleri satamıyor muyum ya? Sat desen. Sat. 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 Güzel. Para paradır. Tekrar kullanmam herhalde onları. Ne oluyor lan? Ha şeyler. Mahkumlar geliyor. Oh. Oh. Suyundan da koydur. Paralar. Bir dakika. Bunlar kısılsın. Nesneler. Kapılar. Personel kapısı. Şuraya. Gelsin bu sökülsün. Yok mu bakan Allah rızası için? Allah'ım ya 87 tane gardiyan var. Bir Allah'ın kulu da yok mu gerçekten ya şu şeye bakabilecek. Çok garip gerçekten ya. Enteresan yani. Evet, maalesef size yemek yok biliyorum ama halletmeye çalışıyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Halletmeye çalışıyorum. Food bak yemek derdi var adamın. Yemek problemi var herifin. Buraya bir şey hemen. Nesneler kapı. Ve hemen acil yemek gerekiyor. Şundan mutfak Bak. Böyle. Nesneler. Ocak. Şöyle abi. Bir. Hatta ne? Bir. Bir. iki Buzdolabı. Bir. Bir tane yeter. Eviye. Eviye. Şöyle. Bir tane de çöp kutusu şöyle. Evet. Evet. Tamam. Buraya da ayrıca şey, e, aşçı. Hadi şunu edin burayı da. Çünkü buranın yemeğe ihtiyacı var. Ya, aynı zamanda şey lazım. Bu arada şu şeyi halledecektim şu yukarıdaki. Çünkü buradaki elektrik gitti gidecek. Bu Allah aşkına 8 saat 8 sene önce ta, ta, talimat verdiğim şey pes artık ya. Şimdi buradan bir elektrik hattı geliyor sevgili arkadaşlar. Buraya bağlanacak. Şuradaki hattı kaldıracağım. Şuradaki hattı sökeceğim şu şeyler bir döşensin. Hadi şunları bir halledin hadi ya. Bunları burada aç çünkü. Ha şunları klonlayacağız. Böyle. Bu elektrik burada at da atacak yani. Çok ucucuna şu an direniyor. Aşçı lazım. Aşçı. Hı. Tamam. Artık buradaki bir dakika şu şeyi de halledelim. Şuraya duvar. Hı. Hmm. Bir dakika. Evet doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Haklı. Benim hatam bu. Kapılar. Buraya bir persiyon kapısı yapıyoruz şöyle ki içeri girebilsinler diye. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki şu e, şey mak, yani ispiyoncu mahkumları bir şekilde e, güvence altına almaya çalışıyorum ki Oh inanılmaz paralar. Güzel ölmesinler diye. Çünkü ölüyorlar yani. Bakalım bir durumlarına mahkumların. De defterimizi heh, biraz sağa sola kaydırdık. Evet, mahkumlarımız buralarda. Bir tık açlar, anlıyorum. Allah'ın belası salaklar da yani bunu gerçekten yani ne zor şunu, ne zor, ne kadar zor olabilir. Yapmak gerçekten bilmiyorum ama Yerleştirme lojistikti galiba yok yerleştirme lojistik aynen hangi daha dağıtımı. Oradan oraya götürüyorsun ama ben sadece burayı istiyor oradan oraya başkası beslesin. Devam. Vakyumların şeyine ne yaptık? Ama daha doğrusu personel ihtiyaçları. Güzel personel ihtiyaçlarının da yemeği sıkıntısı yok. Gördüğünüz üzere. Buraya bir tane daha çalalım Burası kullanılamıyor. Çamaşırhane diyelim. O da çamaşırhane, hane diyelim. çeyi basmadığı için. Şöyle. Olur mu acaba? Ha, bir dakika şunu sökelim. Valla bağım şey oldum. Evet arkadaşlar. Çok ee, uzun oyuncağımı düşünmüyordum. Doğrusu. Ama sardı bir anda. Buradaki bu ufak düzenlemeler. Bizim işimizi baya bir kolaylaştıracak. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz. E, 72 tane şartlı tahliyemiz oldu. Gayet iyi gidiyoruz. Hapishanedeki hapishanedeki Tekrar suç işleme oranı %9. Güvenliğimiz 1. Cezamız iyi. Islahatımız 3. Sağlık kötü. Yapacak bir şey yok çünkü bakın yani elimden gel geleni yapıyorum ama yani son 24 saat içerisinde yani nereden çalındı? Buradan çalındı falan filan ama elden gel, elinden geleni yapıyorum gerçekten. Evet bir sonraki bölüm görüşürüz yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler saygılar hoşçakalın. Bakın bakın elmalara bakın Oo hepsi vallahi şey ya emin ediyorum doğal ürün yani bizim e, kendi mahsullerimizi yiyor hapishanedeki mahkumlarımız güzel <laughs> görüşürüz hoşçakalın.